Ha, şu anda evet açılıyor. Kuzuyla Şu anda açılıyor. bilgimiz de geldi. Ha, geldiler mi? Tamam, ben gene stüdyoya gireyim. Ha, şu anda bizim kanalımız açıldı. YouTube kanalımız açıldı. Tamam. Ha, Fuzuli Bilgem, Akşamlar. hoş geldiniz. Merhabalar, Merhabalar. merhabalar. Hoş Hoş geldiniz bulduk. Bilgem. Değerli Başkanımız. hocalarımız. Bilgimiz de geldi. Kuzuyla Ha, bilgimiz de geldiler geldi. mi? Tamam, ben Evet, Fuzuli Bey, pardon, merhaba, benim hoş geldiniz. Şu Şu anda anda YouTube bizim kanalını şey kapatayım. YouTube kalanlarının sesini Timur, kapatıyorum. şimdi Hoş geldiniz. benim ekranımda toplantıdan çık Hoş anladım geldiniz. yazıyor. Ben buna Merhabalar, dokunmayayım, değil mi? merhabalar. Anladığıma Hoş dokunabilir miyim? geldiniz. Bilgi. Anladıma Hocam. basmayacaksınız. Efendim? Evet. Anladıma basın. Bilgimiz de geldi. Tamam. Evet, anladım. Anladım, o da gitti. Timur Hocam, YouTube'da sesi açık. Birçok ses geliyor maalesef. Ha, yok, benden benim bir değil üç yerden açılmış Ses onları geri dönüyor, kapattım şu evet. anda. Ses yankı yaptı. Evet, onu ben şimdi tekrar gireyim. Durun. Ha, şimdi girdim. Evet. Şu anda 3 dakikamız var. Evet. Azerbaycan'dan bayağı katılım var. Bayram Bilgemiz dışında Lalezar Serhanova da katılıyor. Tabii Fuzuli Bilgemiz de Azerbaycan'da sayılır ama şu anda Nur Sultan'dasınız, değil mi Nur Bilgem? Sultan'da, evet. Evet, İyi Nur akşamlar, iyi merhabalar akşamlar herkese. değerli Timur Hocam, çok değerli meslektaşlar, çok değerli Türkologlarımız, başta Ahmet Bican hocamız, Ahmet Bican Erculamız hocam olmak üzere her birinizi içtenlikle selamlıyorum. Astana'dan, Kazakistan'dan, diğer bir Türk yurdumuzdan her birinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Çok sağ Böyle olun Sultan. duayen Sağ ol, hocalarımızı burada teşekkürler. görmek şereftir. Sizinle aynı ekranı paylaşmak, Teşekkürler. aynı Biz toplantıyı de paylaşmak. heyecanla bekliyoruz haberleri. Timur, Evet. Ahmet Caferoğlu'nu hatırladın mı? Ahmet Caferoğlu'nu. Evet. Sizde Eli derler, bizde Eli derler. Şimdi de Ha, Fuzuli Bey Ahmet diyor ya. Mehmet diyor. Evet, doğru. Böyle. Bizim de tam hakikaten o kadar uzun yıllar Türkiye'de yaşasa bile Caferoğlu hocamız o Azerbaycan kaybetmedi. Konuşurken çok tatlı bir dili Yani vardı. Ali demiyordu. İşte açık eyle Ali. Sizde Ali derler, Ali, bizde Eli evet derler. Ali. Evet Ali derdi. Evet, rahmetli hocamız. Evet, şimdi Allah rahmet arkadaşlar eylesin. isterseniz ben hemen oturumu şu anda bizi hem Zoom'da katılanlar var hem de YouTube kanalında şu anda bizi izleyenler var. Böyle gerçekten hepimiz çok heyecanlıyız. Ben de zaten öyle bir uzun konuşma hazırlamadım. Çünkü bu belki de Türk tarihinin en önemli olaylarından biri. Çok yakında Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdır Ali ve onun yardımcılarıyla uzun bir süredir Moğolistan'da yürüttükleri kazılarda şimdiye kadar çok buluntular elde etmişlerdi. Fakat en önemlisini de bu son kazılarda ortaya çıktı. Hem Eltiriş Kutlu Kağan'ın demek ki bulunduğu yerin ne diyorlar, bir nevi başkenti diyelim, bulunduğu yerdeki çok önemli buluntular buldular. Bir de yazıt elde geçti. Bu gerçekten Türk tarihi bakımından çok hepimizi heyecanlandıran bir olay. Bizden önce elbette Türk Akademisi de duyuru yapmıştı. Hem Kazak basınında hem Türk basınında bu konuda güzel yazılar da çıktı. Ayrıca 2 Eylül'de de Türkiye'deki bir kuruluştan bu konuda bir sunum oldu. Bizimki de ikincisi oluyor. Yani ikinci bir sunum ve bizden sonra da tabii çok sunumlar olacaktır. Şimdi programı ben şöyle kısaca söyleyeyim. Biraz sonra sözü Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli
Mecidli Bilge'mize vereceğim. Kendileri bu Türk Akademisi'nin yürüttüğü Moğolistan kazı çalışmaları ve bu son buluntular hakkında bize bir giriş konuşması yapacaklar. Ondan sonra sözü biz Nafiz Bazılhan Bilge'mize vereceğiz. Kendisi bu kazıların baş şeylerinden birisi, Moğol meslektaşı ile birlikte bize daha geniş ayrıntılı bilgi verecektir. Üçüncü olarak da Ankara'dan katılan hepinizin tanıdığı Profesör Doktor Ahmet Bican Erculus'un hocamız da zaten bu konuda da birkaç yazı yazdılar bu son kazılar ve yazıt hakkında. Genel olarak bu söylenenleri ve bu buluşun önemi konusunu yorumlayacaklar. Ahmet Bican Bilge'mizden sonra sözü biz hem Zoom'da katılan bilgelerimize hem de eğer YouTube'dan katılanlar onun şu chat dedikleri yani mesajlaşma yerine sorularını yazarlarsa onların da sorularını biz burada olan kişilere bildireceğiz. Yani bu şekilde sunumların yanında soru yanıtlara uzun zaman vereceğiz. Yani belki bu sunumlar bir 45 dakika, bir saati alırsa belki bir veya iki saati de biz soru yanıtlara vereceğiz. Bu yüzden yani herkes kendine göre, kafasına göre sorularını şimdiden yazıp hazırlayabilir veya şeyde ondan sonra herkesle paylaşacak. Ben lafı fazla uzatmayacağım. Yani söyleyeceğimiz bir şey, Türk yazısının yani elimizdeki uzun metinleri 8. yüzyıla ait. Daha önceki yüzyıldan tabii Soğutça bir metin vardı ama biz Türkçe metin olarak 8. yüzyıl çok önemli. Çünkü onlar artık edebi metinler. Yani Türk yazısının biz 8. yüzyıldaki durumunu çok iyi bildik. Bu ise bir yüzyıl geriye götürdü bizi 7. yüzyıla ait ve bu çok önemli. Yani bir büyük kısmı kurtarılmamış olsa bile üst kısmı yazıtın var ve bu konuda önemli çalışmalar yapılacaktır. Ben şimdi sözü fazla uzatmadan hemen Uluslararası Türk Akademisi Başkan Vekili Fuzuli Mecidli Bilge'mize veriyorum ve sizi de tebrik ediyorum. Siz de başkan yardımcısı olarak bunu yürüttünüz ve bizim şeyi de unutmadan söyleyeyim. Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali gene sevindiğimiz hem üzüldüğümüz bir olay oldu. Sevindiğimiz olay kendisinin çok önemli bir bakan olarak tayin edilmiş olması ve bunun içinde hem kültür hem sosyal işler de var. Bu konunun uzmanı. Fakat üzüntümüz hem Egemen gazetesini, Kazakistan gazetesini bir başka bilim adamına bırakması, bir de Türk Akademisi'nden ayrılmış olması. Ama sevincimiz şimdi Mecid ne diyorlar, bizim Fuzuli Mecidli Bilge'mizin Türk Akademisi adına bizde konuşma yapacaklarıdır. Çok sağ olun, hoş geldiniz Fuzuli Mecidli Bilge'm. Buyurun, mikrofon sizde. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Çok teşekkürler Sayın Timur Kocaoğlu Bilge'm. Biz Timur Hocam'la birkaç defa görüştük ve umarım en yakın zamanda bir daha görüşme fırsatımız olacaktır. Ben tüm katılımcıları, hepinizi Sayın Yaşayan Efsane ben diyorum. Ahmet Bican Erculas'ım, Ahmet Bican Erculas'ım bildiğimiz hocamız. Ve burada gördüğüm ve göremediğim tüm Türkolog arkadaşlarımızı, genç Türkologlar var içerisinde ve perspektif vaat eden Türkologlarımız var. Ben her birinizi içtenlikle selamlıyorum. Uluslararası Türk Akademisi adına, şahsım adına, akademi çalışanları adına selamlıyorum. Ve eğer izninizle özellikle şu an aramızda bulunan bizim meslektaşımız Nepil Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten akademi heyeti Nepil Bey, Nurbolat Bey ve Moğolistan'dan arkadaşlarımız çok büyük emek sarf ettiler. Biz 2015 yılında projeye başlatmıştık.
Sayın Darhan Başkanımızın, Darhan Bakanımızın şu an başlığı altında 2015 yılında başlatılan bir süreç vardı. Yani bir süreç başlatıldı. O zaman ben de katılmıştım. Moğolistan'a gitmiştik, ziyarette bulunmuştuk. Ve Şivitolan'da başlatılan kazı çalışmaları belki biz beklemiyorduk. Geçen de Darhan Bey'le bir konuştuk bu şeyi bulduktan sonra. Kendisi de bu kadar çabuk bulacağımızı hiç kimse beklemiyordu. Biz de beklemiyorduk ama yani bu da Darhan Bey'in bizde Azerbaycan'da böyle bir söz var. Ayağı düşerli oldu yani. Ayağının ne kadar yani bu ne kadar bereketli bir insan olduğunu bir daha gösterdi. Sağ olsunlar kendileri. Çok önemsiyorlardı. Şimdi aramızdan buradan ayrılsa da akademiden ayrılsa da Kazakistan Cumhuriyeti Kazakistan Cumhuriyeti İnformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı olarak görevine devam edecektir. Aslında çok önemli bir pozisyondur Türk dünyası adına. Yine de informasyon ve bilgi alanında Türk dünyasının bütünlüğünün temin edilmesi, bütünlüğünün oluşturulması yönünde çok önemli çabaları olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz aslında entegrasyonun temelinde bilgi duruyor, bilgi vardır. Yani bilgi olmadan entegrasyon mümkün değildir. Bu anlamda bu yazıt da aslında ve bundan sonraki Darhan Bey'in çalışmalarda katkılarını bence devam ettirecektir, sürecektir. Ben bir daha kendilerine teşekkür ederim buradan, sağ olsunlar. Ve diğer Türkologlarımızı da çok değerli zamanlarınızı almak istemiyorum. Sizler bu işlerin bilgisisiniz, bilgesisiniz. Onun için ben akademi adına kısa bir konuşma yaparak bu toplantıyı, bu webinar diyelim, Sanaltay diyelim, Sanaltay yaptığı için, organize ettiği için Timur Bilgem'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ben Moğolistan Milli Bilimler Akademisi'ne, Moğolistan Hükümeti'ne teşekkür etmek istiyorum akademi adına. Enktör arkeologumuza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir iş çıkardılar. Daha sonra destek gösteren bakanlıklarımıza ve devlet başkanlarımıza kendileri tebrik ettiler. Darhan Bey orada bulunduğu zaman, bizim heyet orada bulunduğu zaman, direkt külliyenin kazı çalışmalarının başında bulunduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Kasım Jomart Tokayev aradı, direkt tebrik etti ve desteğini ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığımız bir bildiri yayınladı ve desteğini belirtti. Diğer kuruluşlarımız ve kurumlarımız desteğini belirtti ve bu destek gelmekte devam ediyor. Her bir kurumumuza, tüm ülkelerimize akademi adına teşekkürlerimizi bildirmek istiyoruz. Bu yazıda tabii ki arkeologlarımız ve bilgelerimiz değinecekler ama bu yazıtın önemi nedir? Önemi ilk defa bir Türk isminin geçtiği yazıtın Sayın Hocam başlangıçta söylediği gibi daha eskilere götürülmesidir. Yani Türkçe metinler içerisinde ilk defa bir Türk ismine rastlanmıştır. Bundan yani birkaç on yıl daha geriye gitmiştir Türk yazı tarihi ve Türk ismi, şöyle diyelim. Tabii ki buna kadar vardı. Soğutça, Çince, başka farklı dillerde vardı. Bu bazen karmaşık sorular ortaya çıkıyor bununla ilgili. Biz bunun ilk Türk kelimesi olduğunu iddia etmiyoruz. Türkçe metinler içerisinde ilk Türkçe kelime olduğunu belirtiyoruz ve bu da çok önemlidir. Türk Akademisi olarak tabii ki bu yazıyı okumak, bulmak bir ayrı zor ve çetin bir iş ama bunu okumak da bayağı zordur. Çünkü Napil Beyler kendileri söyleyecekler. Bayağı tahrip edilmiş, tahribata uğramış. Muhtemelen düşmanlar ne zaman olduğu belli değil ama o bulguların yapıldığı yer tahrip edilmiş. Taş parçalanmış, yazıt parçalanmış ve bulunan yazıtın yukarı kısmıyla yani baş kısmıyla bir de bu kaplumbağa olduğu kısmı bulunmuş ama orta esas kısım diyelim yani yazıların metinin esas kısmı hala bulunmadı. Tabii ki Moğolistan'da bu coğrafi ve iklim şartları biraz zor. Şu an artık orada çok soğuktur. Ve arkeolojik kazı çalışmalarını devam ettirmek zor olduğu için önümüzdeki sene bunu devam ettireceğiz. Akademi olarak bunu devam ettirmekte kararlıyız. Ve taşın, yazıtın diğer kısımlarında bulacağımızdan çok eminiz inşallah. Ve bundan sonra daha farklı şeyler ortaya çıkabilir. Daha yeni bilgiler, daha farklı bilgiler ortaya çıkabilir. Sağ olsunlar arkeologlarımız ve türkologlarımız yazıt üzerinde çalışmalarına devam ettiriyorlar. Şu an
mümkün olduğu kadar yazıtın ne kadar tahrip edilse de okumaya çalışıyorlar ve bugün Nepil Bey daha bir yeni bir şey açıklayacaktır. Ben kendisine bırakıyorum çünkü zahmet kendisi çok zahmet çekti gerçekten. O açıklar kendisi, müjdeler. Sohça kısmında da bazı şeyler okumaya çalıştı ve okudum. Onu kendisi açıklarını okuduğunu. Ve yani bazen tabii ki Türkçologlarımızı da biz anlıyoruz. Kınamaya çalışanlar da var. Neden açıklamalar yapılmıyor, neden? Bu bir zor bir süreçtir. Gerçekten bunu Sayın Duayen Türkçologumuz Ahmet Bican Erculasun Hocam çok iyi biliyordur. Sizler çok iyi biliyorsunuzdur. Yani bir yazıtın ön açıklamasını açıklandı, akademi tarafından okundu. Hala okunmaya devam ediyor ve diğer kısımları bulunduktan sonra farklı şeyler de ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz. Ve biz bunu okumaya devam ediyoruz. Bilimsel çalışmalar yayınlanacaktır. Şu an onun üzerinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dünyanın en önde gelen dergilerinde bu makaleler yayınlanacaktır. Aynı şekilde biz 26 Eylül tarihinde Türkiye'li günü çerçevesinde Bursa şehrinde belki Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı olabilir. Bunu Türk Dil Kurumu tarafından bir daveti olacaktır. Kendileri inşallah bunu açıklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belki katılımı olabilir ama Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım katılır diye düşünüyoruz. Türkiye Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'mizin çok büyük desteğini hissediyoruz ve bu da bizi daha çalışmalarımızı daha da genişletmeye, daha maksatlı, daha nasıl söyleyeyim, daha ardıcıl şekilde biz bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. 26 Eylül toplantısına birçok Türkologlarımız davetli olacaklardır. Türk Dil Kurumu'nun da davetleri olacaktır. Bizlerin de davetimiz olacaktır. Mümkün olduğu kadar katılmak isteyen herkes için açıktır. Sadece önceden Türk Dil Kurumu'na müracaat edebilirler. Bize müracaatte bulunabilirler. Toplantılarımıza katılabilirler. Orada geniş bir prezentasyonla biz bunu açıklayacağız. Ve aynı şekilde 2015 senesinde başlattığımız tüm kazı çalışmalarının bir fotoğraf sergisini düzenleyeceğiz. Yani bulguların fotoğraf sergisi olacak toplantının başlangıcında. Onlarca, yüzlerce fotoğraf var. Mümkün olduğu kadar çok bunu biz gösteriye çıkaracağız. Daha sonra Ankara şehrinde planlıyoruz. Oradan Ankara'ya geçerek, şu an onaylanmadı ama böyle bir planımız var. Eğer Dışişleri Bakanlığımız destek verirse bunu planlıyoruz. Sırasıyla Bakü'de, Bişkek'te, Astana'da, Nur Sultan şehrinde ve zirve öncesinde Özbekistan'da tanıtımlarını yapmayı düşünüyoruz. Mümkün olduğu kadar Türkologlarımız için, bilim adamlarımız için açık olmasına çalışacağız ve ki tanımak isteyen, bilmek isteyen, tanış olmak isteyen gelip bakabilsin en az fotoğraflarına. Tabii biz bunu gönül isterdi onun orijinalini bir şekilde orada sergilemek ama bunlar biliyorsunuz kısa bir sürede yapılabilecek işler değil. Hala onlar envantere girmedi. Yani onlar önce bir dokumentasyon işlemleri, belgelenmeler olmalıdır. Ondan sonra biz ondan izin almalıyız, farklı yerlerde gösterisin yapmalıyız. Bunlar biraz zaman talep eden şeyler. Ve yanı sıra biz 15 Aralık tarihinde UNESCO'da uluslararası düzeyde bir tanıtım, prezentasyon planlıyoruz. Şu an UNESCO ile yazışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz aslında onlar UNESCO'nun talepleri çok serttir. En az 6 ay önceden müracaatta bulunmanız gerek ama biz bunu Ağustos'ta bulduk ve hemen müracaat ettik. Şimdi eğer UNESCO'dan bir evet alırsak 15 Aralık tarihinde UNESCO'da milli komisyonlarımızın himayesinde, milli komisyonlarımızın desteğiyle UNESCO himayesinde bir uluslararası prezentasyon da yapmak istiyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkologları davet etmeyi planlıyoruz. Ve oraya da inşallah Türkologlarımızı davet edeceğiz. Ben çok zamanınızı, değerinizi, vaktinizi çok almak istemiyorum. Sanal toplantıya katılan, tüm dünyanın dört bir tarafından katılan, bizi dinleyen, ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum akademi adına. Ve sorularınız olarsa Sayın Bilgelerimiz ve Napil Bey akademi adına, akademi uzmanı olarak sorularınızı cevaplayacaktır. Herkese saygı ve sevgilerimi bildiriyorum ve akademinin çalışmalarının
ve bu çalışmalarda kararlı olduğunun altını çizmek istiyorum ve her birinize bir daha saygılar sunuyorum. Fuzuli Mecitli Bilgemiz, size çok teşekkür ederiz. Bu güzel açıklamalarınız bizi daha da heyecanlandırdı. Özellikle sizin bu yazıtın geri kalan kısımlarını da bulacağız inşallah dediniz. Bu daha büyük bir müjde. Çok sağ olun. Şimdi Nafis Bazılhan Bilgemiz'den bilgi alalım. Buyurun. Herkese çok çok selamlar. Ben presentation yapabilir miyim? Evet, yapabilirsiniz. Size ben şeylik verdim. Evet, buyurun. Evet, açılıyor şimdi. Ha, açıldı. Mı? Evet. Bunu biraz büyütmeniz lazım. Mümkün mü? Bu yandaki küçükler çıkmasın, orta büyük çıksın. Şu şeye bassanız aşağıda. Ha, biliyorum, biliyorum. Bir dakika. Ha. Şurada. Oldu mu? Yani böyle de olabilir. Şu en altta şey var. Bu eksi işaretinin yanında bir şey var. Bakın buraya bassanız böyle kadehe benzeyen bir şey. Ha, buraya bassanız. Ha, demek bu şeyden olmadı. Peki ha, bence olabilir şimdi. Arkadaşlar bir sorun yok değil mi? Böyle olabilir. Tamam. Ha, iyidir. Ha, şimdi biraz tamam. Daha büyük. Çok iyi. Tamam. Ahmet Bey, görüyor musunuz? Görüyorum. Ha, tamam. Şimdi biz zaten Uluslararası Türk Akademisi ve Moğolistan İlimleri Akademisi Arkeoloji Enstitüsü birleşik olarak 2014'te memorandum başladık. Ondan sonra 2006'da Svetlana kazı çalışmalarını yaptık. Şimdi Nongun 2019'da başladı. Bu Nongun tam Kültegin Bilge Kagan abidesinin, ya yani Anıt Külliyesinin atla yürürsek 60 kilometre. Arabeyle yürürsek 135. Yani atla çok yakındır. Dağdan daha geçerek çok yakındır. Bunu 2000 yılı Don Bayır arkadaşım merhum biliyorsunuz Ahmet Bey. Dovdan Bayer keşfetmişti. İlk bulmuştu. Sonra Altın Geri Dektör. Şimdi bizim arkadaşımız şu anda Kazakistan, Doğu Kazakistan'da çalışıyor. Biraz işleri vardı. Yoksa burada katılması lazımdı. İşte onlar bu Arkanga aymağı Haşat Somon diyor. Nomgun alkabında Eski Türk dönem 9 anıt külliyesi vardı. Yani bulunmaktadır. Burada İh Nomgon, yani Büyük Nomgon, Bağ Nomgon, Küçük Nomgon ve Hüvnü Han dağı var. Bu araştırmalar işte 2019'da başladı. Burada Tendüsürengin Sevendorç merhum oldu. O Doktor çok yardımcı olmuştu. Doğudan Bayır arkeolojik ünlü arkeolojimiz yardımcı olmuş. Sonra da bizim ekibimiz Moğolistan tarafından Altın Gerilik İnkütör Çelik Han'dan Boyun Kişik, Koyunçukin Batıl, Narın Tüyegin Çingil, Mınsakın Oğuzun Bayır. Kazakistan tarafından Darhan Kıdırali Bey, ben Nurbulut Bugun Bey. Bu ekibimiz işte 2019'da çalışmaya başladı. Başlarken 2019'da biz Nomgun 2'ni, bu Nomgun 1. Bu işte Nomgun Bozkuru diyoruz. Bu göründüğü daha iki Nomgun daha. Bu Nomgun 1 anıtı. Burada küçücük bir taş var. Biz onu yazılı taşmayı düşündük ama öyle değil. İstinap ajalık gördük. Bu Kagan. Nasıl bileyim? Şu anda slide geçmiyor yalnız. Slide'ları geçirebilir misiniz? Evet. Geçiyor mu? Geçmiyor. Geçmiyor. Şeye bassanız, yandaki küçüklere bassanız tek tek. Şimdi kaçıncı? Tek tek buydu mu? Ha, böyle böyle yapsanız. Evet, şimdi. Aha, tamam. Burada mısınız şimdi? Ben kendime şey bakıyorum. Kusura bakmayın, affedersiniz. Evet.
Çünkü şimdi nasıl? Slide pozisyonu olmadığı için şu yandaki küçük karelere basıp ilerliyor. Gayet güzel, ancak fotoğrafları sanki gösteriyordunuz. Fotoğraflara gelebiliriz. Evet, bunları anlatıyordunuz Nafi Bilge. İşte bu Nomgun Alkabı, Nomgun Bozkuru. O iş Nomgun Dağı. Bu Nomgun 1 diyoruz. Biz buna sonra gelecek. Şimdi bu Nomgun 4. Yani bu Hın Han Dağı. Aslında bu yoldan 1 kilometre. Karayol var ya, Ahmet Bey, siz biliyorsunuz. Evet. Kültegin'e, Karakorun'a giderken karayolun yanında. Evet, anladım. Onun için kimse çok bilmiyor. Yani kimsenin dikkatini çekmiyor uzakta olduğu için. Şimdi bizim en önemli olanı bu Nomgun 2. Niye? Çünkü buradaki yani dörtgen taş diyelim, alter diyor, işte çeşitli sarkofag diyor, yok bu Anıt Külliye'nin ritual taşı. Sunak taşı, evet. Türkçe sunak diyoruz. Sunak, evet. İşte bu taş, Ahmet Bey siz biliyorsunuz. Sadece bir Kültegin Bilgi Hakan'da vardır. Evet. İşte Nomgun 2'de var. Bundan dolayı biz bunu, bu kazı çalışmanı buradan başladık. Yani Nomgun 2'de. Drone'dan gördüğünüz gibi burada sunak taşı var. Sonra balballar. Şu anda 48 balbal kalmış. Üstelik koç koyun taşı var. Başka parçalar var, taşların. Sadece bu kadar. Bu kazıdan önceki resim. Sonra kazını 2019'da başladık. Bulduk ki işte aslan bulduk. Aslanın 2-3 çocuğu var. Çok ilginç. Aslan Kültegin'de var, Bilge Kakan'da var biliyorsunuz. Başka Anıt Külliye'de var ama burada 2 çocuk var. Şimdi 2022 yılı arkadaşı çalışmalarımız böyle. Sunak Taşı'nın tam orasının. Sunak Taşı'nın altında aslında o kalıntısı şeymiş. 23-25 cm. Hani Kültegin Bilge Kakan'daki gibi tam büyük değil. Ahmet Bey. Anladınız değil mi? Sonra anladım, burada, anladım. Burada barık var. Küçücük barık. Orta kısımda 5-6 metre. Çok bozulmuş. Çok eski ya. Zaten çok eski. Burada heykel, taş heykel var. Yani bediz. Bedizin parçaları var. Çok sayıda kemik, hayvan kemikleri, böğrü, kurt kemiğin aşığını bulduk. Ve at kemikleri, parçaları. Bu Anıt Külliye'nin keramik kalıntıları. Genelde bunu insanlar düşünüyor, bu insanın şeyi diye. Beti. Resim diye. Yüzü. Aslında öyle değil, bu aslan. Aslanın şeyi. Keramik kalıntıları. Şimdi en ilginç olanı, ben düşündüm bu balbalılar da biliyorsunuz. Damgalar var. Bu damgaları da biz hep kazı olarak yaptık. Kazı sırasında bulundu. 5 damga, Ahmet Bey, 1, 2, 3, 4, 5 damga Aşinaviye Eşir Kagan sülalesinin damgaları. 5'i de aynı. Aynı, yaban keçisi, teke. Aha. Şimdi kazı sırasında biz ne bulduk? Ha işte, Kagan heykelin başı. O ortada duran Kagan'ın şeyi, alt kısmı, Bediz'in taş heykelinin alt kısmı. İşte Kültegin'i biliyorsunuz. Kuş şeyle böğürük var. Baş geyiz. Çok benzeyen. Şimdi kazılar sırasında sektör 3'ten işte bulunduğumuz bitik taş veya yazılı taşımız budur. Burada üst kısmı, üst kısmında kurt böğrü beynesi var. Kurt iki kurt var. Ortada lotos gibi çiçek var.
bu kanalların hani biz şu an şimdi de çiçek veriyoruz, getiriyoruz ya hani şey anında anıtlara. Ahmet Bey anladınız mı? Anladım i̇şte bu, anladım. O çiçeğimiz bu. Bu kanalların çiçeği. Şimdi burada çok ilginç olanı 19 satır ön tarafın. 19 satırdan 13'ü vardır yani 12'si diye 13 diye. Ama çok silmiş, çok bozmuş. Çok eski olduğu için. Bu bir. İkincisi sol tarafta bu anıt. Yani siz gördüğünüzün elinizde hesaplasanız sol tarafta. Soğdu yazısı var. 6 satır. Zaten orta kısmı kırılmıştır. İnşallah Tanrı nesip ederse gelecek sene bulacağız. Oradadır. Yani bu yerli halk bu heykellere, bu taşlara hiç dokunmuyor. Korkuyor. Dokunsa bile yağmur yağıyor, kış şey, boran sokuyor işte. Zor oluyor. Onun için çok uzak dönündür. Hiç kimse dokunmuyor buraya. Zaten biz gezince sizle niye buradasınız da kovmaya başladı. İşte uyuyor izinimiz var. Şimdi burada ne yazıyor? Burada yazıyor. Şimdi ben bunu da göstereyim. Sonra bir sizlere göstereyim. O yazıtların tam ne olduğunu. Ud yıl 9. ay. Ud yıl 9. ay. Sonra altın diyor. 2. satır. Sonra diyor ki 3. diyor. 2. satırda var o. Ona keşfettik. Çünkü çok silinmiş. Silmiş. Belki de eskide dönümde çok silmiş. Sonra almış diyor. Sonra Tengri oğlu diyor. 4. satırda otluk diyor. Aslında kı var. Otluk kagan Türk. Ur oğlum mın değilmiş. Orada iki kelime var. Yüz diyor. Ahmet Bey. Ur oğlum yüz. Yüz. Aha bizim önlük. Cümle bitmiyor. Sonra ittim. Bizi yat er diyor. Cümle bitmiyor. Sonra yerdi. Kazgan tuz diye bir kazgan diye kelime var. Sonra tümen diyor. 10.000. Sonra atadım diyor. Atadım. Bin. Atadım. Onuncu. Yok satırı ben bunu zaten değiştirdim. Atadım 10. İstik küçük verdim 12. 11. Ha, öyle mi? Tamam. Ha, burada 12 satır var. Affedersin. Şura bakmayın bu 11. Şimdi biz onun 10. sapta ne var? Elişik. 10. bu atadım olur. Şimdi yapayım size. Hı, tamam. Şimdi hemen. Ben bunu bakmamıştım da. Şimdi ilmi yayına hazırlıyorum da buna hiç bakmadım. Bu acilen yaparken böyle oluyor. Ha işte 10. atadım. Bintim diye bir kelime. Bintedim mi? Burada okunmuyor. Şimdi size şeyi istampacı göstereceğim. Ondan sonra isik bu isikymiş. İsik küçük verdim diye var ya. Kültürün şeyde çıkıyor. Evet. İsik gücü verdim diyor. İsik gücü ver diye kesilmiş. Verdim mi? Verdik mi? Verdiğimiz mi öyle? O belli değil evet. Aha. Sonra hop eşitti. İli kopaştı. Şu anda söylüyor. Bu bir. Bu ön taraftaki metin. Şimdi Bitiktaş'ın sol tarafında soğduşa var. Bu soğduşa.
Önemli olan burada, bu da çok silinmiş, çok burada Kutluk Kagan diye çok dışa yazılmış. Kutluk Kagan. Aha. Başkalarını şimdi araştırıyoruz. Burada Tatay diye bir kelime de var. Yani ben bizim ilmi araştırma makalemizi zaten Türkçe hazırlıyorum. Birinci olarak Ahmet Bey. Evet. Aha. İnşallah yayınlayacağız yakın zamanda. Çok yakın zamanda. Aslında biraz çalışmalar gerekiyor. Şimdi Soğukça Kutlu Kagan diyor. Bu bir. İkinci, bu tarafın, yani bu sol tarafında Soğukça altı satır. Bu taraf çok silinmiş, sağ taraf. Şimdi arka tarafı var. Arka tarafın nereye göstereyim? Arka tarafında sadece iki kask kurt var. Şeyleri yok. Metin yok. Sadece orada ilginç olan biraz Brahmi yazısı görünüyor. Ahmet Bey. Evet. İşte o çok ilginç. Şunu ben şimdi çalışıyoruz, biz biraz çalışıyoruz. Çok zor onu yani çıkarmak, nasıl diyelim işte. Biraz zor geliyor. İnşallah yapacağız. Şimdi bu kaplumba. Tam yanından bulundu, yan tarafından. İkinci sektörde. Kaplumba bu kaganlara ait olduğunun çok büyük delilidir. Ve çok teşekkürler. Şimdi sorularınız olsa ya Ahmet Bey. Timur Bey, ben bittim. Benim konuştum bitti. Pardon, şimdi Ahmet Bey bunu gösterecek. Bir şey gösteriyor. Ha, evet, bu. Tamam, çok güzel. Ha, bu estampaj. Arkadaşlar bizde elektrik esaslı şey. Ben düştüm. Ben düştüm, şimdi tekrar bağlandım. Ha, çok iyi. Görünüyor mu? Evet. Görünüyor, evet. Ha işte. Evet. Şimdi bırakmayı kaldı, sonra çok yakın zamanda ilmi çalışmamızı yayınlayacağız. Çok teşekkürler. Evet. Nabil Razırhan Bilge'nin ki acaba arkadaşlar benim sesimi duyuyor musunuz? Duyuyorum diyorum. Evet, duyuyoruz. Aha, tamam. Ben düştüm ama Allah'tan program kapanmadı. Bizde elektrikler gitti. Sonra tekrar gelince tekrar bağlandım. Maalesef bazı yerleri kaçırdım tabii. Bizde bir şöyle 5-6 dakika elektrik kesilmesi oldu. İşte ne yapalım? Ama iyi, sizler devam edebildiniz. Çok sevindim. Size çok sağ olun Nabil Bazırhan Bilgem. Şimdi sözü sevgili arkadaşım ve değerli Türk bilimci Ahmet Bican Erculus'una yorum ve görüşlerini bildirmesi için. Buyurun. Teşekkür ederim. Önce Uluslararası Türk Akademisi'ne, onun başkanına, yardımcılarına, Nabil Bey'e, diğer çalışanlara ve Moğolistan Bilimler Akademisi'nin Arkeoloji Enstitüsü'ne, onun çalışanlarına, hepsine çok teşekkür ederim. Hepsini kutluyorum, candan kutluyorum. Türklük için, Türk dili için, Türk dünyası için büyük bir buluş, büyük bir keşif gerçekleştirdiler. Efendim, kendileri ne kadar kutlansa az, Türk dili tarihi için çok önemli bir buluş ile karşı karşıyayız. Aynı zamanda Türk tarihi için, hem dilimizin tarihi hem Türk tarihi için bu şeref Kazakistan'daki ve Moğolistan'daki meslektaşlarımıza düştü. Kendilerini tekrar kutluyorum. Yani asıl gövde bulunmamış olsa bile efendim sadece yazılı taşın üst kısmındaki bu kelimeler bile bizim için, dilimizin tarihi için çok önemlidir. Biraz önce 12 satırdaki okunan kelimeleri, okunabilen kelimeleri
gösterdin Napil Bey. İşte Ud yılı var. Yani sığır yılı. Tokuzunç ay var. Tokuzunç kelimesi, ay kelimesi. Efendim Kutlu Kagan arkasından Türk kelimesi geliyor. Efendim bence o Türk'ten sonra gövdede bodun olarak devam edecek mutlaka. Yani Kutlu Kagan, Türk bodun filan diye devam edecek. Öyle görünüyor. Efendim işte eşitti gibi bir kelime var. Kop eşitti. Oradaki kopu biz Türkiye Türkçesinde hep diyoruz. Hep işitti. Belki de eşitin olabilir. Yani çünkü Költigin'de Bilge Kağan'da öyle geçiyor. Kop eşitin. Yani hepiniz işitiniz, duyunuz gibi. Efendim işi küçük vermek, işi küçük vermek geçiyor. Bütün bunlar çok önemli. Yani bu kelimelerin, bu burada geçen her kelimenin efendim tarihini 30 yıl kadar, 40 yıl kadar, Tunyukuk'ta varsa 30 yıl kadar, Költigin'de varsa 40 yıl kadar geriye götürmüş oluyor. Tabii en önemlisi Türk kelimesinin böylece geriye gitmiş olması. Geriye gitmiş olması. Şimdi bu bizim runik yazıların yani Türk oyma yazısının tarihi açısından da önemli. Çünkü Türk oyma yazısının ne zaman, kimler tarafından nasıl icat edildiği konusunda dünyada hala çok çeşitli görüşler var. Diyelim ki Clausen efendim İstemi Kağan zamanında İstanbul ile yani Bizans ile elçilik münasebetleri ilişkileri kurulduğu zaman efendim mecbur oldular bir yazı icat ettiler diyor Clausen. Oraya işte Soğudaklardan elçi çok göndermiştik biliyorsunuz. Daha doğrusu Soğudak asıllı bir elçiyi İstemi Kağan kendi adına göndermişti. O elçinin adı Manyak idi. Ama sonra ikinci elçiliğimizin başında Tagma Tarkan diye bir, bunlar Bizans kaynaklarındaki kayıtlara göre biliniyor. Tagma Tarkan, büyük bir ihtimalle Tamga Tarkan. Efendim yani Clausen Bizans'la kurulan bu ilişkiler dolayısıyla yazı o zaman icat edildi diyor. O zaman icat edildi diyor ama herhalde efendim ta Bulgaristan'a kadar efendim bu oyma yazı ile yazılmış taşlar var. Ta Bulgaristan coğrafyasına kadar gidebilmesi için efendim bence İstemi Kağan zamanında icat edilmiş olması çok geç bir tarih. Ama bu devam edecektir. En azından biz İlteriş Kağan'ın ölüm tarihi olan 690'larda da bu yazının efendim kullanıldığını ve bu yazının yaygın olduğunu burada görmüş oluyoruz. Oyma yazının. Şimdi bu Ud yılı, sığır yılı o dönemde 689 yılına denk gelir. 689 yılına denk gelir eğer İlteriş Kağan'a aitse. Neden ise diyorum. Çünkü ben burada Kutlu Kagan'dan çok İlteriş Kagan bekliyorum. Yani onun asıl unvanı olan İlteriş ama tabii Kutlu şimdi satırın en başındaki kelime. Muhtemelen İlteriş de ondan önceki satırın en sonundaki kelime olacaktır. Yani önceki satırın en sonunda İlteriş, ondan sonraki satırda Kutlu diye devam edecektir. Yani onun ben İlteriş, Kutlu, Kagan, efendim Türk, Bodun şeklinde devam edeceğini düşünüyorum. İlteriş, Kagan. İlteriş Kagan'ın ne zaman öldüğü konusu da bilim adamları, tarihçiler tarafından tartışılıyor. 690 diyen var, 92 diyen var, 93 diyen var efendim. Bazı Çin kaynakları ejderha yılında öldüğünü söylüyor. O 92'ye denk geliyor. Efendim burada Ud yılı geçtiğine göre belki de 689'dur. Belki de 689'dur. Yani ölüm tarihine de İlteriş Kağan'ın, İlteriş Kutlu Kağan'ın ölüm tarihine de bir ışık tutacak gibi görünüyor. Galiba bu heykeller arasında efendim aslan heykelleri tamam daha önce biliyorduk bunu.
Ama yavrusunun olması ilgi çekici. Yani aslan heykellerinin çocuğu diyor Nabil Bey. Yani yavrusunun da olması son derece ilgi çekici. Acaba benim aklıma şu anda geldi. Yani İlteriş Kutlu Kağan öldüğü zaman yavruları çok küçük kaldı ya. Biri 8 yaşında, biri 7 yaşında Bilge Kağan'la Költigin. Acaba onu mu sembolize ediyor? Bir de balbal üzerindeki damga beni düşündürdü. Niye balbal üzerinde damga var? Balballar tabii kimi öldürdülerse onu temsil eden taşlar. Dolayısıyla acaba öldürülen kişinin damgası mı o? Burada ben biraz kararsız kaldım, bilemiyorum. Yani orada tabii gövdede belki damga görülecektir. Damga görülecektir. Nabil Bey başlıkta, tepelikte kurt, yani kaskır olduğunu, bir börü olduğunu da söyledi. Onu çok net göremedim. Bunlar tabii muhakkak en iyi şekilde, en açık şekilde yayınlanacaktır. Mutlaka Nabil Bey, yani kimler bulduysa bu yazılı taşı efendim ve bu diğer taşları kimler bulduysa yayınlamak da onların hakkıdır. Biz sadece merakla bekleyeceğiz o yayınları. Aslında bu kadar dünyaya açıklamaları bile yani efendim büyük bir lütuftur. Açıklamaya da bilirlerdi. Ön okuma denemelerini açıkladılar. Efendim metinleri bize gösterdiler. Bu büyük bir lütuftur. Ama esas onların yayınını bekleyeceğiz biz. Brahmi yazılı metinde ne diyor? Soğdak yazılı metinde ne diyor? Soğdak yazıda da Kutlu Hagan okunmuş olması efendim öbür taraftaki şeyi destekliyor. Yani Köktürk harfli metindeki kutluk olanı destekliyor. Yani Soğdak yazısında da o var. Yani ben bunun İlteriş Kağan'a, İlteriş Kutlu Kağan'a ait olduğunu kabul etmiş gibiyim, aşağı yukarı kabul ettim. Efendim başını gösteren heykel de Költigin'in başına çok benziyor, biliyorsunuz. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Efendim arkadaşlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Bu arada efendim şunu söyleyeyim. Yani 1991 yılında Türk dünyasından böyle bağımsız cumhuriyetlerin ortaya çıkması, Moğolistan'ın bağımsız bir devlet haline gelmesi önümüzü ne kadar açıyor, görüyorsunuz. Ne kadar açıyor ve bu yeni buluşlar efendim arka arkaya geliyor. Ben daha önümüzdeki yıllarda yeni yeni buluşların geleceğini tahmin ediyorum demeyeyim, biliyorum. Efendim umuyorum. Diyorlar ki gövdeyi de bulacağız. Bulacaklar, ona da eminim, inşallah bulunacaktır. Ve bu Türk yazı tarihi için, Türk dili tarihi için ve Türk tarihi için. Eğer gövde de bulunmuş olsa belki de bildiğimiz Orhun anıtlarından da daha önemli olacak. Çünkü onlardan 30-40 yıl kadar geriye gidiyor. Ama bu da fevkalade önemlidir. Akademiyi ve Moğolistan Arkeoloji Enstitüsü'nü tekrar kutluyorum. Evet, şimdi sorulara geçebiliriz. Çok sağ olun Ahmet Bican Ercilas'ın Bilgem, bu güzel açıklamalarınız ve yorumlarınız için. Şimdi şöyle yapalım. İlk başta Zoom'da katılmış olan şu anda 53 kişi var. Bizi de aşağı yukarı 50'ye yakın kişi de YouTube'dan izliyor. Şimdi ilk önce biz bu Zoom'da katılan bilgelerimizden soru alalım. Aşağıda elinizi bu reaksiyonlarda el işareti kaldırabilirsiniz veya da şöyle elinizi resimde kaldırabilirsiniz. Buyurun. Hemen ben Namık Açık Göz Bilgemizin elini gördüm ilk olarak. Hoş geldiniz Namık Bilgem. Buyurun. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi sohbetler, iyi konferanslar. Bilgi veren başta Bican Bey hocam olmak üzere. Fuzuli Bey gerekse. Nasıl?
Nafil Bey'e de evet, teşekkür. Evet. Teşekkür ediyorum. Bu hepimizi heyecanlandırdı. Böyle bir metnin ortaya çıkması, eserin, anıtın ortaya çıkması. Baştan beri takip ediyorum. Üzerinde yapılan spekülasyonları da gördüm. Onları umursamıyorum. Bir belgedir. Ne olursa olsun önemlidir. Sadece benim dikkatim, Nafil Bey dikkat etti ama göstermedi. Estampajda göstereceğim demişti. Esas olan estampajının çıkarılıp estampaj üzerinden tadilatının, tamiratının yapılıp yapılamayacağı bilgisidir. Çünkü taşın aşınması sonucunda ortaya çıkan harf ve şekil zafiyeti şeyle giderilebilir. Estampaj alınıp oradan giderilebilir. Birincisi bu. İlk merak ettiğim estampajı alınma var mı? Yayınlandı mı diye merak ettim. Yayınlanmamış. Tarihlendirme konusunda çünkü işimize yarayacak bu. Evet, metnin 100 yıl öncesine gitmesi hepimizi heyecanlandırdı Orhun abilerinden. Ama ben 100 yıl öncesine gidip gitmediğinin belgelendirilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Belgelendirme de evet metinle olabileceği gibi oradaki tezyinatla da olabilir. Bizim için oradaki tezyinatın, Lotus'un, Halmet'in olması önemli. Ve yan tarafta soğuk yazısının olması önemli tarihlendirme için. Bu şey, Lotus motifi 5. 6. 7. yüzyılda acaba kullanılıyor muydu, bakmamız lazım. Ama şöyle bir hakikat var. Binbuda mağaralarındaki tezyinatta Lotus şekilleri bol miktarda var. Şayet Timur Bilgen bana paylaşma imkanı verirse hemen sizlere takdim edebilirim bunu. Bu Lotus metin şeyleri, şekilleri Sayın Bilgemizin, Nafil Bilgemizin de ifade ettiği gibi önemli bir hakaniyet sembolü ve güç sembolü olarak biliniyor. Ama Uygur'dan önce var mıydı? Bu konuda şüpheliyim. Benim ilk hareket... Ama bilgem verdim size. İzin verdim. Buyurun. Bir dakika şuradan. Ekran paylaş. Timur Bey, bizim kaç saatim zamanımız var? Ha, şimdi şu anda 48 dakika olmuş. Şöyle 2 saatlik düşünüyoruz. 2 veya 2,5 saat sizin vaktiniz var mı o kadar? Tamam. Olduğu zaman. Arkadaşlar benim PowerPoint'im. Göründü. Biraz büyütebilir misiniz onu? Büyüteyim ama sayfadan taşma ihtimali var. F5'e basın hocam. Tamam. F5'e. Yok, şu anda büyüttüm şeyle. Artı eksiyle büyüttüm. Ama o zaman görünmüyor tamamı. F5'ten şeye bassanız, bu aşağıda eksinin yanında kadeh resmi var. Oraya bassanız. Tamam, onu oradan yaptım zaten. Ama da yaptınız. Belki de yukarı. Belki neyse, mesela anlaşılmıştır biraz yani. Daha küçük. Şimdi iyidir. Evet, iyidir. Buyurun. Evet, şimdi daha iyi gördük Lotus'u. Tamam. Bu arkadaşlar şu anda gösterdiğim bin pazarlıkta bulunan tezyinattan birisi. Çok var ama ben en görünen bu olduğu için bunu seçtim. Dikkat edin, şu Lotus, Palmet, şunlar önemli. Ayrıca şu şekiller de önemli. Şu şekiller daha sonra Anadolu'daki tezyinatın temel esaslar, temeline birisi olan Rumi dediğimiz motifler. Bunların 6. 7. yüzyılda kullanılıp kullanılmadığı konusunda net bilgimiz yok maalesef ama bu da şeylerinde, Budist mağaralarında, Uygurların Budist mağaralarında bunlar var. Şu Lotus bu işte bildiğimiz modern zamanlara kadar gelen. Evet. Çinlilerdeki metinde tezinat da bu. Bu daha çok Rumi ağırlıklı. Dolayısıyla birincisi bu tezinatın tadilat tamiratından sonra ortaya çıkacak olan şey bize önemli bilgi verecek.
İkincisi Soğut metinleri bizde kaçıncı yüzyıldan itibaren olabilir? Bunu da göz önünde bulundurarak tarihlendirmeye katkıda bulunmak lazım diye bekliyorum. Ve tabii şu anda esasen Nafil Bey'den estampaj varsa, onun fotoğrafını paylaşma imkanı varsa onu istirham ediyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nafil Bey, anladınız mı soruyu? Anladın mı? Çok iyi anladım. Tamam, buyurun. Ben kapatayım mı bu? Kapat lütfen. Tamam, kapat.